Merhaba. Gündem CHP. Yeni genel başkan değişim. Herkes merak ediyor. Biraz makarayı geri sararak başlayalım. Yıl 1933. Cumhuriyet 10 yaşına basmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güne kadar herhangi bir amblemi yoktu. Halkçılık, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, devletçilik, devrimcilik ilkeler var. Ama bu ilkeleri kapsayan amblemi yoktu. Mustafa Kemal 10. yıl kutlamaları kapsamında 1933 vatandaşların yakasına takacağı bir amblem tasarlanmasını istedi. Bu tarihi görev Gazi Terbiye Enstitüsü'ne verildi. Enstitü yönetimi de resim iş bölümünü kuran İsmail Hakkı Tonguç'u görevlendirdi. İsmail Hakkı Tonguç Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Almanya'ya gönderilen grafik eğitimi alan eğitim bilimci. Köy enstitülerinin mimarı, uygulayıcısı. Kolları sıvadı. Herkes merak içinde tabii. Acaba ne çizecek? Mustafa Kemal beğenecek mi? Atladı trene, İstanbul'a geldi. İner inmez de Topkapı Sarayı'na gitti. Evet, Topkapı Sarayı. Amblemde yer alacak olan eserleri Topkapı Sarayı'nda bizzat tek tek seçti. Özel izinle gelmişti tabii. O özel izinle eserleri paketletti, Ankara'ya götürdü. Oturdu masasına, o eserlerden esinlenerek, o eserlere baka baka Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini ve amblemini oluşturan altı oku çizdi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku, Topkapı Sarayı'nda sergilenen Osmanlı okları. İsmail Hakkı Tonguç'un hangi okları böyle spesifik olarak esas aldığı net olarak bilinmiyor. Ancak benim gözlemlerime göre ben gittim inceledim. CHP ambleminde yer alan oklardan biri 2. Bayezid'e ait olan ok. 2. Bayezid malum Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Yavuz Sultan Selim'in babası. Babasından devraldığında topraklarımız 2.214.000 kilometre kare. Oğluna devrettiğinde 2.375.000 kilometre kare. Yani daha da büyütmüş. Hani şimdi Seferat Musevilerimiz var ya, işte onları İspanya'dan 2. Bayezid getirdi. Bugün kendini Osmanlı torunu falan ilan edenler bu Yahudilere küfrediyor, vatandaşlarımıza tehdit ediyor falan. Halbuki o Yahudi vatandaşlarımızı Osmanlı padişahı 2. Bayezid getirdi. Onun padişahlığı döneminde buraya göç etti. Musevi vatandaşlarımızın dedelerini 2. Bayezid kurtardı. Hatta o Musevilerimizin içtenlikle karşılanmaları için ferman bile yayınladı. İkinci Beyazıt tahta çıkmadan önce şehzadeyken Sancak Bey olarak Amasya'da oturuyordu. 27 yıl Amasya'da oturdu. Hatta Yavuz Sultan Selim o yüzden Amasya'da dünyaya gelmişti. Ve Mustafa Kemal biliyorsunuz Samsun'a çıktıktan sonra önce Havza'ya geçti. Oradan Amasya'ya geçti. Tarihte ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilen, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan Amasya genelgesi, işte o Amasya'da Saraydüzü denilen binada yazılmıştır. Nedir o Saraydüzü biliyor musunuz? İkinci Bayezid'in şehzade olarak yaşadığı, Yavuz Sultan Selim'in dünyaya geldiği saray. Tabii o dönem adı saraydı ama gören bin şahit isterdi. Böyle asma gaz lambasının cılız ışığıyla aydınlanıyor. Pencerelerinde perde bile yok. Kar yolası bile yok. Böyle yıkık dökük neredeyse bir harabe bina. Tarihte ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilen, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan Amasya genelgesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan birinin sahibi olan 2. Bayezid'in sarayında, Yavuz Sultan Selim'in dünyaya geldiği sarayda yazıldı. Hatta Mustafa Kemal o binanın önünden böyle yeşil ırmak nazlı nazlı akar. Yeşil ırmağı Boğaziçi'ne benzetiyor. İstanbul burnunda tutuyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminde yer alan Osmanlı okları gövde biçimlerine göre yani endamına göre isim alırdı. Kiriş endam, tarzı has, Şam endam. İnsan vücudu. Bu gördüğünüz ok mesela şu Gizem Girişmen. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz, prensesimiz. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz,
Gizem Girişmen'in bana armağan ettiği bir okul. Bu anlattığım anlaşılması kolay olsun diye Osmanlı'nın ok şekillerini bu şampiyon ok üzerinden anlatmaya gayret edeyim. Tabii beni işe giderken direksiyonda seyreden de aman ha yani oka bakacağım falan diye gözünüzü yoldan ayırmadan dinleyin. Yani başımıza Allah korusun kaza maza lütfen. Osmanlı'da ok biçimlerine endam deniyordu. Çünkü okun gövdesi insanla özdeşleştirildi. Her ok baş, boğaz, göğüs, göbek, baldır, ayak bölümleri. İnsan vücudu. Gezin bulunduğu dip noktaya baş deniyor. Okun ucuna ise ayak deniyor. Baldıra kadar aynı kalınlıkta gelip ayağa doğru incelirdi oklar. Bu ok tipine kiriş endam okları. İsmail Hakkı Tonguç'un amblemde kullandığı ok tipi işte bu kiriş endamdı. Osmanlı oklarında üç tip gez vardı. Kemik, fil dişi veya boynuzdan yapılırdı buraya takmak üzere. Başpare denirdi bunlara. Okun başına buraya yuva açılır, tutkalla yapıştırılır. Bir de adi gez vardı, yani sıradan gez. Okların arkası yontularak kirişin yani gergin ipin takılacağı yere çentik açılır. Bu tip gez çok fazla sayıda yapıldığı için, on binlerce yapıldığı için daha az özen gösterilen tirkeş oklarında yani savaş oklarında kullanılır. İşte bu nedenle CHP amblemindeki oklardan biri tıpkı böyle çentiklidir. Ambleme lütfen dikkatle bakın. Ortadaki oklardan biri çentiklidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki işte o en uzun ok savaş okudur. Savaş okudur. İsmail Hakkı Tonguç ilerlemeyi, sürati, hedefe ulaşmayı simgeledikleri için, geçmişten geleceğe gittikleri için okları tercih etmiştir. Okların böyle aynı kaynaktan çıkıp yelpaze gibi açılan uçları, Cumhuriyet'in kapsayıcılığını, güneş ışınları gibi yayılma şeklini sembolize ediyor. Atatürk'e gösterdiler amblemi. Tebrik ederim. Tam isabetli. Böylece amblem kesinleşti. Osmanlı'nın sadece sarayına, altın varaklı koltuklarına filan özenen bu yeni Osmanlıcılar, yani inanmakta güçlük çekebilir. Ama böyle. CHP zihniyeti dedikleri partinin amblemi öyle 40 wattlık ampul değildir. Osmanlı oklarıdır. Arkasında böylesine büyük bir entelektüel derinlik vardır. Bu yüzden bu kadar uzun uzadıya ve detaylarıyla anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece ambleminde bile işte böylesine büyük bir entelektüel derinlik vardır. Böylesine bir tarih şuuru vardır. Geçmişten geleceğe giden böylesine bir vizyondur Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırf amblemi bile. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuranların yani T100 yıl önce 1000 yıl aslında ileride olduklarını düşünürsek bu amblem meselesi de şaşırtıcı değildir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk. Ya entelektüel derinliğini anlatmaya kalksak herhalde aylarca anlatsak bitiremeyiz. Askeri tarihin, siyasi tarihin, devrim tarihinin gördüğü en karizmatik insandı Mustafa Kemal Atatürk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yüzden hayatımızdan fazla önemsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu o. Tarihte gelmiş geçmiş hiçbir lider bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir dönüşüm sağlayamadı. Örneği yok, yaklaşabilen bile yok. Mesela ünlü tarihçi var İngilizlerin, Arnold Toynbee. Adam şaşkınlıkla, saygınlıkla ve kıskançlıkla muhteşem bir özet yapmış mesela. Demiş ki bir an için tahayyül ediniz. Yani hayal ederek gözünüzün önünde canlandırın bir an için. Batı dünyasında Rönesans, reformlar, 17. yüzyıl sonundaki bilim ve düşünce ihtilali, Fransız devrimi, sanayi devrimi bunların hepsi birden sadece bir insanın ömrünün içine sığdırılmıştır diyor. Rönesans'tan Fransız devrimine kadar insanlığın önünü açan her gelişmenin aydınlanmanın özetidir, vücut bulmuş halidir diyor Mustafa Kemal Atatürk için. Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu işte buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran vizyon işte buydu. Bakın 2004 yılı
O zamanlar ATV haberi yönetiyorum. ATV henüz o zaman işte böyle yandaş medya falan değil. Osmanlı soyundan değerli arkadaşım var benim. Neslişah Evliyazade. Kendisinden rica etmiştim. Beni kırmayıp aracı olmuştu. Rahmetli Osman Ertuğrul'u Türk televizyon tarihinde ilk ve son kez canlı yayına çıkardı. Osman Ertuğrul Abdülhamit'in torunuydu. Daha Abdülhamit yaşarken Yıldız Sarayı'nda dünyaya gelmişti. Osmanoğulları'nın 34. erkek üyesiydi. Hanedanın reisi, son reis. Saltanat devam etseydi 4. Osman veya 1. Ertuğrul adıyla padişah tahtına oturacak olan kişiydi. 10 yaşındayken işte sürgüne gönderilmiş, babasıyla birlikte Amerika'ya yerleşmiş. 70 yıl Türkiye'yi görememişti. 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Türkiye'ye gelir gelmez ben kendisini ekrana davet etmiştim bu anlattığım vesile. Lütfedip kabul etmişti. Büyük olay. Dünya çapında habercilik. Değerli eşi Prenses Zeynep Osman Hanımefendi ile gelmişti. Prenses Zeynep Osman'ın babası Afgan Prensi Abdülfettah Tarzi. Eşi Osmanlı Hanedanı Reisi Osman Ertuğrul. Ya bu inanılmaz sıfatları tebessümle taşıyan olağanüstü bir zarafet. Neyse geldiler oturdular. Çay ikram ettik, sohbet ettik falan. Son derece mütevazi insanlar. Yani bu kardeşiniz son padişaha çay ısmarlamış adamdır ha. Öyle. Neyse anonslar falan yaptık, duyurduk. Osman Ertuğrul, Osmanlı Hanedanı'nın reisi sıfatıyla. Tarihte ilk kez kamuoyuna seslendi. Ne diyeceği dünya çapında merak edildi. Saltanat devam etseydi Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtında oturacak olan Osman Ertuğrul izlenme rekorları kırdık canlı yayında. Kelimesi kelimesine ne dedi biliyor musunuz? Türk olarak doğdum, Türk olarak öleceğim. Atatürk Türk halkı için muhteşem bir liderdi. Evet ailemiz için kötü oldu ama Türkiye kazandı. Türk milleti kazandı. Mustafa Kemal olmasaydı Türkiye olmazdı, İstanbul olmazdı. Memleketi kurtarmanın tek şekli cumhuriyeti kurmaktı. Ben dahil bütün Türkler Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Vatanı o kurtardı. Bunu diyen adam son padişah sıfatını. Atatürk olmasaydı Allah bilir ne olurdu dedi. Nasihat etti. Padişahlık, monarşi, ilafet bunların hepsi geride kalmıştır. Gençlerimiz laikliğe ve vatanın bütünlüğüne sahip çıksınlar. Atatürk olmasaydı hiçbirimiz olamazdık dedi. Evet. Osmanlı Hanedanı'nın reisi kelimesi kelimesine bunları söyledi. Atatürk olmasaydı hiçbirimiz olamazdık dedi. Bugün İstanbul'un fethini kutluyorlar, İstanbul'un kurtuluşunu kutlamıyorlar. Halbuki Osmanlı'nın son padişah sıfatını taşıyan kişi Atatürk için işte bunları söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü. Harp Akademisi'ni birincilikle bitirmiş bir subay. Yemen'de vuruşmuş, Balkan Harbi'nde vuruşmuş, Çanakkale'de vuruşmuş, Doğu Cephesi'nde vuruşmuş, Suriye Filistin Cephesi'nde vuruşmuş. Huvayi Milliyeci, hakkında idam fermanı çıkarılmış, hakkında idam fetvası çıkarılmış, milli mücadelede vuruşmuş, Batı Cephesi komutanı olmuş, İnönü Savaşları'nda vuruşmuş, Sakarya Savaşı'nda vuruşmuş, Büyük Taarruz'da vuruşmuş. Ya iki kere gazi be kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Atatürk'ün fikri temelini attığı köy enstitülerini kurdu İsmet. Yani tarihimizin gördüğü en aydınlık eğitim kurumlarını kurdu. Harika Çocuklar Yasası çıkarttı. Suna Kanlar, İdil Biretler, günümüzde Fazıl Say'lar, Bedri Baykam'lar, Gülsün Onay'lar, Ateş Fars'lar, Nevbahar Aksoy'lar, daha nice muhteşem memleket evladı. İşte o yasa sayesinde yetişti. TÜBİTAK'ın temellerini attı. Atatürk zaten gerekli altyapıyı hazırlamıştı. Hatay Devleti onun Cumhurbaşkanlığı döneminde, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde vilayet olarak Türkiye'ye katıldı. Lozan'ı Türkiye adına imzalayan insan, Churchill gibi, Stalin gibi, Roosevelt gibi,
küresel kurtların sofrasından Türkiye'yi kazasız belasız çıkaran, kurtaran lider. Türkiye'yi Hitler'den kurtaran insan. Böylesine büyük bir entelektüel derinliğe rağmen kişisel eğitime doymayan bir insan. Cumhurbaşkanı olduktan sonra profesörlerden fizik dersi alıyor, kimya dersi alıyor. Çankaya Köşkü'nün bir odasını laboratuvar haline getiriyor. Deneyler yapıyor yahu. 8.000'den fazla kitap bulunan şahsi kütüphanesi var. Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Bu lisanlardaki kitapları orijinallerinden okuyor. Eşine düğün hediyesi olarak piyano al. Kızına piyano al. Kendisi 50 yaşından sonra violonsel çalmayı öğrenir. Her cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinlemeye gidiyor. Hatta 1964 suikast girişimine uğruyor. O gece bile senfoniyi aksatmıyor. O gece bile konsere gidiyor. Tiyatro sever. Tenis oynuyor, golf oynuyor. Plaja eşiyle birlikte gidiyor normal insanlar gibi. Askılı mayosuyla halkla birlikte yüzüyor. İleri seviyede binici. Ata çok iyi biniyor. At yarışları seyretmeyi seviyor. Olga isimli atı var. 1930 yılında sahibi oldu bu Olga isimli atıyla Gazi koşusunu kazandı. Evindeki tamiratın parasını bile kendi cebinden ödeyen miyiz? Sıvacıya, su tesisatçısına, ameliye kendi maaşından ödediği parayı böyle kuruşu kuruşuna not ediyor. Arşivlerde var, müzelerde var. Evine aldığı kömürün parasını kendi cebinden ödüyor. Hastalanıp doktora gittiği zaman ben işte milli şefim, başbakanım, cumhurbaşkanıyım falan demiyor. Kendi cebinden ödüyor. Cumhurbaşkanıyken oğlu böyle üniversitede okuyor. Erdal yurt dışında otomobil almak istiyor. Oğluna mektup yazıyor. Sana olmaz dediğim zaman ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin. Ama yeni otomobiller çok pahalı. Eski bir otomobil bil, sabrın artar diyor. Milli şef, cumhuriyetin başı. Erdal ikinci el bir otomobil alıyor. 45 bin kilometre. Motor ağızları tamir ettiriyor, ona bin. Öbür oğlu Ömer üniversitede babasına mektup yazıyor. Diyor ki ya en basit hayat tarzıyla yaşıyorum. Buna rağmen diyor paranın iki ucunu bir araya getiremiyorum. Sen ne biçim cumhurbaşkanısın diyor babasına. İsmet Ünün oğluna cevap yazıyor. Bütün hayatın boyunca iki ucunu bir araya getirmeye çalışacaksın diyor. Hayat mücadelesi zaten budur diyor. Sıkıntıları eğlenceli bir şey gibi almaya çalış diyor ya. Böyle bir baba, böyle bir devlet adamı, böyle bir parti lideri. Eşiyle bezik oynuyor, arkadaşlarıyla briç oynuyor. Atatürk'le ve devlet böyle konuk misafir devlet adamlığı bilardo, satranç tutkunu. Yabancı devlet adamları geliyor konuk, onlardan hediye olarak kitap dışında hiçbir şey kabul etmiyor. Demokrasi için, parlamenter rejim için, kendi mutlak iktidarından, kendi isteğiyle vazgeçen, dünya tarihindeki ilk ve tek lider, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları işte buydu ya. Entelektüel derinlik, tarih, şuur, vizyon buydu. 100 yıl önce 1000 yıl ilerideydi parti. Üçüncü genel başkan Bülent Ecevit. Ya Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nden sonra toprak kazandıran tek liderdi bu millete. Kıbrıs Fatih. Amerikan ambargosunu falan dinlemedi hiç, bana mısın demedi yani. Kıbrıs'a çıkarken Amerikan ordusuyla vuruşmayı göz aldı ya. Şimdi bunlar Amerikan konsolosluğunun önünde esas duruşta duruyor. Siyasal dinciliğe eyyamcılık yapmadı. Oy alacağım falan demedi. Amerikan vatandaşını milletvekili olarak meclise sokmadı. Cumhuriyetin kurucu partisinin lideri olarak mütevazi makam aracı kullanırdı. Makam aracının mutlaka yerli malı olmasına özen gösterirdi. 7 defa suikaste uğramasına rağmen zırhlı araca bile binmedi. Toplum neye biniyorsa ben de ona binerim. Bu kadar. Robert mezunuydu. Mükemmel İngilizce konuşuyor. Şair, çiftçi dostu. Karaoğlan lakabını ona bizzat çiftçi, köylü bir kadın takmıştı. Öyle çakma Karaoğlan değildi yani. Maden işçileri. En başta maden işçileri. Neredeyse tüm işçi hakları Ecevit döneminde kazandı.
Bugün Türkiye'de hala sendika varsa bunu büyük ölçüde biz Ecevit'e borçluyuz. Sendikaya böyle şakşakçısı falan değildi. Hayır, bizzat sendikayı imar eden partiydi CHP. Darbecilere direndi Ecevit. Hamza Koy'a tıktılar, siyasetten yasakladı da susmadı, bu defa tutukladılar, hapse attılar. Serbest kaldı, gene susmadı, gene tutukladılar. Asla geri adım atmadı. Şimdi bir tane fezleke yazılıyor, herkes ağlıyor. İçeri attılar, bana mısın demedi. Terörle müzakere etmedi. Böyle oy fırsatçılığı yapmak için bölücü örgütün siyasi uzantısı partilerle iş tutmadı. Öcalan'ı yakalayıp getirdi. Kalite buydu. CHP'nin entelektüel seviyesi buydu. Cesaret buydu. Yürek buydu. Halk goygoyculuğunun peşinde sürüklenen değil. Nereye çekersen oraya sürüklenen değil. Halkı kendi seviyesine yükselten bir parti. Sıkıntılı dönemleri oldu partinin. Elbette işte darbe dönemleri, kapatılma vesaire falan. İki duayen isim abi sıfatıyla geçici olarak genel başkanlık yaptı. Büyükleri olarak partilerin duayenleri. Biri Hikmet Çetin, ya Dışişleri Bakanıydı ya. Devlet tecrübesi vardı. Biri Altan Öymen. Ya 61'de kurucu meclis üyesi, Ecevit'in bakanı. Yani parti büyüğü olarak, geçici olarak görev yaptılar ama entelektüel birikimleri tartışılmazdı bu insanların. Yani CHP tarihine, CHP vizyonuna, CHP şuuruna en az İsmet Paşa kadar, en az Ecevit kadar hakimdiler. Deniz Baykal, siyaset bilimi doçenti, Ecevit'in Maliye Bakanı, Enerji Bakanı. 12 Eylül darbesinde zincir bozana tıktılar. Ya zincir bozandayken tutuklu olanlara bir kağıt uzatıyorlar. Diyorlar ki imzalayın, çıkın. Adalet Partililer de oldu içeride o sırada. Onlar seviniyor. İmzalamayı hemen kabul ediyorlar. Sıra CHP'lilere geliyor. İlk Baykal'a getiriyorlar kağıdı. Tarih anlatıyor. Okuyor, diyor ki burada tuhaf bir ifade var. Çıktıktan sonra zincir bozanda yaşadıklarımızı eleştirmeyeceğiz diye bir cümle var. Ben bunu imzalamam diye. Diyorlar ki imzalamazsan çıkamazsın. Ya bunu imzalayıp çıkacağım ama çıkmam daha iyi diyor. Koğuşuna gidiyor. Yani cunta böyle sıkışıyor, bir şeyler oluyor. Yani Adalet Partili milletvekillerini aracı olarak gönderiyorlar. Diyorlar ki ya yapma etme. İmzala, kurtulalım, sonrasında sonra bakarız diyor. Diyor ki arkadaşlar kusura bakmayın. Mesele bundan kurtulmak değil kardeşim. Bu kağıdı imzalarsak biz kişisel özgürlüğümüze kavuşuruz ama Türkiye demokrasi davasını kaybeder. Ben bunu imzalamam diyor. Bakıyorlar ki adam hakikaten imzalamayacak. Mecbur ediyorlar, peki imzalamadan yine hepsini bırakıyorlar. Böylece tutuklu siyasilerin, yani darbeciler tarafından tutuklanan siyasiler hiçbir yükümlülük altına girmemiş olur. Başları dik çıkıyorlar. Böyle bavullar elde yürürlerken tarihi anlatıyor bunu, hatıralarda var. Süleyman Demirel geliyor Deniz Baykal'ın yanına. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ile rekabet etmiş bir insan. Süleyman Demirel Baykal'ın yanına geliyor. Diyor ki boynumda değirmen taşı vardı, onu çıkardın, sağ olasın. Bunu Süleyman Demirel söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan işte buydu. Hep buydu. Baykal CHP Genel Başkanı olarak Dışişleri Bakanlığı yaptı. 2002 seçiminde AKP'nin tek başına iktidar olduğu dönemde CHP'yi meclise sokmayı başardı. Yani meclise giren tek muhalefet partisi yapmayı başardı. Ama o saniyeden itibaren başına gelmeyen de kalmadı. Ya sihirli bir el devreye girdi. Sihirli bir el. Ne yapıp edip Baykal'ı CHP'nin başından uzaklaştırmak isteyen sihirli bir el. Baykal'ı topluma ve özellikle CHP seçmenine kötü göstermek için inanılmaz işler yapıldı. Bakın ben bunu 42 yıldır bu ülkeyi gözlemleyen bir gazeteci olarak söylüyorum. Medyada Baykal aleyhine inanılmaz işler yapıldı. Sırf CHP seçmenine kötü göstermek için. 4 trilyon liralık hisse senedi var dediler. Mal beyanında göstermedi dediler. Yalan çıktı. İsviçre'de kızının adına gizli hesabı var. Milyonlarca dolar yatırıldı dediler. Yalan çıktı. Ankara'da oturduğu villa kaçak dediler. Yalan çıktı. Antalya'da arazi aldı. CHP'li belediye imarı değiştirdi. Köşeyi döndü dediler. Yalan çıktı. Ya Ergenekon'un sahte hahamı vardı, hatırlıyor musunuz? TRT'ye bunu çıkardılar canlı yayına. Ya Deniz Baykal MİT ajanıdır dedi herif. Yalan çıktı be kardeşim. 340 bin dolara yat aldı dediler. Yalan çıktı. Bunların hepsi peş peşe geliyor. Bir gazeteci kız çıktı dedi ki beni taciz etti dedi. Yalan çıktı.
En son kaset suikastı bak. Silivri'ye gönderilemediği için evine gönderildi. Karından felç oldu. Küfretmeye devam ettiler. O karında öldü. Şimdi biliyorum. Kendi çevremden biliyorum. Baykal'dan nefret ediyorsunuz. Adını bile duymak istemiyorsunuz. Hatta şimdi bunları söylüyorum diye şu anda bile sinirlenmişsinizdir. Baykal'ın köpeği falan diyorlardı bir dönem benim için. Ben hayatımda Deniz Baykal'ı işte ailesi orada. Oturup çay bile içmiş değilim. Çünkü Baykal'dan nefret etmeniz için medyadaki görevli arkadaşlar özel çaba harcıyor. Mesele Baykal değildi. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesi. Sizin Baykal'dan nefret etmeniz için kasıtlı yayınlar yapıldı. Baykal'dan nefret etmeniz gerekiyor. Baykal'dan nefret iklimi özellikle yaratıldı. Baykal'dan bir an önce kurtulmanız gerektiğini düşünmeniz isteniyor. Baykal'la asla kazanamayız fikri böyle zihinlere sinsi sinsi enjekte edin. Çünkü İsveç'te Amerikan John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İpek Yolu Enstitüsü adında bir düşünce kuruluşu. Washington'da ve Stockholm'da ofisleri bulunan bu kuruluşun Amerikan Dış Politika Konseyi'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Gizli saklı değil mi? Amerikalılar ortak çalışıyor. Orta Asya ve Kafkasya üzerine analizler yapıyor. Olası senaryolar üzerine raporlar hazırlıyor. Şimdi bu dolaylı Amerikan kuruluşu 2008 yılında yani Baykal henüz genel başkanken bu Baykal hakkındaki haberler peş peşe yağarken tuhaf bir senaryo üzerinden tuhaf bir rapor hazırlamıştı. Bunu anlatmıştım ben. Ya bu senaryoya göre, bu rapora göre Deniz Baykal parti genel başkanından ayrılmaya mecbur bırakılacak. Mecbur bırakılacak diyor raporda. 2008. Onun yerine Kılıçdaroğlu gelecek. Kılıçdaroğlu parti politikalarını tamamen değiştirecek. Böylece Avrupa Birliği Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek ve böylece CHP %60 da iktidara gelecek. Bak %60. Bu raporun ekstra tuhaf bir tarafı var. Şimdi bugünden bakınca aynı etkiyi yaratması mümkün değil. Ama 2008 yılında baktığınızda ekstra tuhaf bir tarafı var. Çünkü bu rapor yazıldığında 2008 yılında Kılıçdaroğlu silik sıradan bir milletvekiliydi. TESEV kurucusuydu ama parti içinde bile tanınmıyordu. TESEV kurucusu olduğu bile bilinmiyordu. CHP seçmeni tarafında zaten tanınmıyordu. Ama bu rapor çıktıktan sonra 2008'de 2009 yılından itibaren 2009'un başından itibaren sayın medyamıza adeta sihirli bir el değdi. 24 saat aralıksız Kılıçdaroğlu haberleri yapılmaya başladı. Parlatılıyor, ambalajlanıyor böyle. Buna eş zamanlı olarak yani Kılıçdaroğlu'nun parlatılma haberlerine eş zamanlı olarak işte biraz önce bahsettiğim Baykal nefreti haberleri pompalan. Baykal'ın defolup gitmesi için zemin hazırlar. Baykal gitsin de kim gelirse gelsin atmosferi yaratır. CHP seçmeni bir kurtarıcı böyle bekler hale getirir. Ve eş zamanlı olarak Kılıçdaroğlu kahraman olarak parlatıldı. 2010 kaset patladı. Şak genel başkan yapıldı. Yani mucizevi bir tesadüf. Mucizevi bir tesadüf eseri. İsveç'teki Amerikan kuruluşu İpek Yolu Enstitüsü'nün raporu gerçek oldu kardeşim. CHP seçmeni Baykal gittiği için, Kılıçdaroğlu geldiği için bayram yapıyor. Baykal aleyhindeki haberleri yapan medyada manşetlerde havai fişekler patlıyordu. Kesin iktidar, %60 iktidar yüzü. Aslında guguk kuşu operasyonu. Guguk kuşu yumurtaları CHP yuvasına bırakılmıştı. Gerçek CHP'liler partiden birer birer dışarı atıldı. Onların yerine CHP ile alakası olmayan tipler monte edildi. CHP kimliksizleştirildi, tanınmaz hale getirildi. CHP CHP'sizleştirildi. Guguk kuşu operasyonu aslında AKP iktidarda tutma operasyonu. Gerçek CHP'liler,
CHP kültürüyle büyümüş, CHP vizyonuyla yetişmiş partililer CHP'den atılınca, Huvayi Milliye geleneği partiden sökülüp atılınca CHP'nin entelektüel seviyesi bir anda çöktü. Ben Dersimli Kemal'im diyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in koltuğuna paraşütle oturtulduğu için, CHP kültürüyle büyümediği için, CHP vizyonuyla yetişmediği için, hatta CHP kültürüyle problemli olduğu için, entelektüel birikimi vasat olduğu için, kendisine rakip olamayacak tipleri, vasatlığı kendisinden bile daha düşük tipleri parti yönetimiyle monte etti. Vasatlık sınırı Kılıçdaroğlu. Üstüne çıkmak yasaktı, altındaki serbest. CHP'deki vasatlık Kılıçdaroğlu'nun vasatlığının bile altına indi. Böyle olunca biat kültürü hakim oldu. Mezhepçilik hakim oldu. AKP'den şikayet ettiğimiz tek adam rejimi dediğimiz, biat kültürü dediğimiz hadise CHP'de hakim oldu. Bu çıplak gerçeği gören CHP'ler yok muydu? Elbette vardı. Ama koltuk kaygısıyla bile bile sustular. Ben kendimi imha edilmeyi göze alarak CHP kadrolarına, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına her fırsat bulduğum ekrandan yalvardım. Teslim olmayın kardeşim. Allah aşkına sesinizi çıkarın. Atatürk'ün partisi bu. Yapmayın. Sustular. Koltuk kaygısıyla sustular. Kimisi belediye başkanı olmak için sustu, kimisi milletvekili kalabilmek için sustu, kimisi il başkanı, kimisi ilçe başkanı olabilmek için sustu. Her defasında seçim kaybettiler, her defasında bu medya Kılıçdaroğlu'nu destekledi. 10 Aralıkçılar dediğimiz aslında bizzat CHP aleyhtarı olan kadro CHP'ye hakim oldu. Bu susanlar da her defasında aynı koltuk kaygısıyla susmaya devam ettiler. 60 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında insanlar bile susmaya devam etti be kardeşim koltuk için. Guguk kuşu operasyonu başladıktan sonra CHP AKP karşısında 11 defa seçim kaybetti. 11. AKP guguk kuşu operasyonu sayesinde tek başına iktidarda kalmaya devam etti. Her seçim kaybettikten sonra kurultay yapıldı. Kardeşim şahsi ikballeri için her kurultayda Kılıçdaroğlu'nu seçmeye, Kılıçdaroğlu'nu alkışlamaya devam ettiler. Ve şimdi bakıyoruz, kral öldü yaşasın kral. Kılıçdaroğlu'nu gömdüler, Özgür Özel'i seçtiler. Değişim kazandı. Bakın daha dün geceden itibaren bakıyorum, hatta seçim gecesinden itibaren. Ya CHP televizyonlarını seyredin kardeşim Allah aşkına. Ya düne kadar yere göre sığdıramadıkları Kılıçdaroğlu'nu itin malum yerine sokuyorlar. Özgür Özel'i göklere çıkarıyorlar. Anında sattılar dersin bir kere. Yani bakın yarın öbür gün çıkıp bunlar aslında guguk kuşuydu derlerse hiç şaşırmayın. Öylesine döndüler. Bunlara parayı kim veriyor? CHP Genel Merkezi. E şimdi CHP Genel Merkezi kimin? Özgür Özel'in. Anında direksiyonu Özgür Özel'e kırdılar. Değişim kazandı filan diye anlatıyorlar. Peki gerçekten değişim mi kazandı? Bu Özgür Özel mesela guguk kuşu yumurtalarından biri değil miydi? Kılıçdaroğlu kasetle genel başkan olduktan sonra 2011 yılında milletvekili yapılmadı mı? Var mı öncesi? Yok. Guguk kuşu tarafından monte edilmedi. Değişim ve yeni başlangıçlar her zaman umuttur. Ama Ekmelettin İhsanoğlu'nu Atatürkçü aday diye CHP seçmenine kakalayanlar, şimdi bu değişim diyenler değil miydi ya? Ekmelettin'e tıpış tıpış oy vereceksin diye dayatanlar, bu değişimciler değil miydi? Mesela bu Özgür Özel 2014 yılında Ekmelettin aday gösterildi. Ne demişti? Hatırlayan var mı? Hatırlamamanız gayet normal. Çünkü sayın medyamızda bunu size hatırlatan yok. O günleri siliyorlar hayatlarını. Siz duymayın istiyorlar. Bu Özgür Özel
Bu siyasal dinci Ekmelettin aday yapıldığında bizim adayımız Atatürkçü diyordu ya. Bizim adayımız Tayyip Erdoğan'ın kimyasını bozacak. Ekmelettin İhsanoğlu'na karşı çıkan bizim gibi gazetecilere CHP'yi karalamaya çalışıyorlar diyordu bu Özgür Özel. CHP ile alakası olmadığı halde CHP yönetimine monte edilen HDP çizgisinde aslında politika yapan Kürtçe milliyetçisi olan hatta PKK'yı bile neredeyse övmekten çekinmeyen Sezgin Tanrıkul. Ya Sezgin Tanrıkul'unu savunan bu Özgür Özel değil miydi ya? Nesi değişimdi? CHP ile uzaktan yakından alakası bile olmayan sağ partilerde politika yapan. Yapabilir sağ parti, hiçbir sakıncası yok. Abdülhatif Şener'le Türkiye Partisi'nin kurucusu olan ya Abdülhatif Şener'in genel başkan yardımcısı oldu. Bülent Kuşoğlu. Ya Guguk Kuşu tarafından partiye yönetici olarak monte edilirken Özgür Özel de o partinin yöneticisi değil mi diye. Kefere Kemal diyen ya siyasal dinci Mehmet Bekaroğlu. Ben CHP'li değilim, ailem de CHP'li değil diyen adam olabilir. Ya kadın yönetimi, kadın kontenjanından kadın CHP yönetimine monte edilirken bu Özgür Özel de partinin yöneticisi değil miydi ya? Kardeşim kadın kontenjanına siyasal dinciyi niye koyuyorsunuz dedi mi, duydunuz mu böyle bir şey? CHP'yi mahveden, CHP'yi tanınmaz hale getiren her kadar da her kararda dahli yok mu? Neyin değişimi bu ya? Atatürkçüler yani Atatürkçü kimliğiyle tanınan siyasetçiler Guguk Kuşu operasyonuyla CHP'den tasfiye edilirken yani Umut Orhan, Süheyl Batum, Atilla Kart, Hüsnü Bozkurt, Nur Serter tasfiye edilirken ya İpek Yolu Enstitüsü raporunu duyuran Onur Öğmen linç edilerek tasfiye edilirken bu Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu değil miydi ya? Doğuma büyüme CHP'li Muharrem İnce'ye. Ya bağırta bağırta partiden attırdılar. İstifa ettirdiler. Sonra adam gitti parti kurdu diye. Ya bu Muharrem İnce'li sahte videolarla linç edilmesine sessiz kalan ekip bu kendilerini şimdi değişimci diyen ekip değil mi? Hatırlayın lütfen. Biraz hafızaya hatırlayalım. Baykal kaset yüzünden CHP Genel Başkanlığı istifa etti. O gün mecliste en çok ağlayan savcı sayandı. Manşetler olmuştu. Adam üngür üngür ağlıyordu. O kadar CHP'ydi. Gitti sonra AKP'ye katıldı biliyorsun. E şimdi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğinde bu sen seçimde. Mecliste mutluluktan en çok ağlayan, en ön sırada mutluluktan gözyaşı döken bu Özgür Özel değil miydi ya? Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın partilerini CHP seçmenlerinin oylarıyla meclise sokan ekip değil miydi bu değişimi? İtiraz etmişler miydi? Ergenekon iftirasının AKP'li Adalet Bakanı'nı CHP seçmenlerinin oylarıyla Ankara'dan meclise taşıyan ekip mi yapacak değişimi? Diyeceksiniz ki siyaset bu, politika bu, dönülü. Kardeşim o sağ partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir fırıldaklık olabilir mi ya? Bakın CHP yönetimi medyayı parayla kiraladı. Artık herkes biliyor. Kendileri açıkladı. Sözleşmeyle para verip borazanlık yaptırıyor. Namuslu gazetecilere küfür ettiriyorlar. Toplumu manipüle ediyor. Ya bu iğrençlikler yapılırken Özgür Özel bu iğrençlikleri yapan CHP'nin politbürosunda değil miydi? Özgür Özel parayla kiralanan medyanın halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bilmiyor muydu? Sesini çıkardı mı hiç? Manisa Belediye Başkanı aday oldu, kazanamadı. Manisa Belediye Başkanı'na bir daha aday oldu, gene kazanamadı. Ya Manisa'da bile karşılığı olmayan biri şimdi komple Türkiye'yi mi kazanacak? Bu mudur değişimin? Ben mesela kariyerimi ortaya koyarak, yani imha edilmeyi göze alarak halkı uyarmak için Guguk Kuşu operasyonuna aykırdım. Ben bunu haykırırken bu Özgür Özel benim gibi düşünenleri linç ettirmiyor muydu ya?
Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin üstünü kazıyın, ya AKP'li çıkar ya troll çıkar demiyor muydu? Yani benim gibi Kılıçdaroğlu gitsin diyenlere AKP'li damgası yapıştırmıyor muydu? Benim gibi düşünenlere troll demiyor muydu? AKP troll demiyor muydu? E işte kazıdık. Kılıçdaroğlu gitsin diyenin üstünü kazıdık. Özgür Özel çıktı. Ya bu iki yüzlü tavır mı değişim yapacak CHP'de? Bakın seçimden önce ben ne olacağını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için değil, kazanmamak için aday olduğunu anlatmıştım. Bana kızmıştınız, linç etmiştiniz. Sizi öyle yönlendirmişlerdi. CHP'den milletvekili adayı olan böyle bazı tipler bana namert filan demişti. Bu Özgür Özel de öyle. AKP'li olduğumuzu ima etti. Linçlere, küfürlere rağmen ben anlatmaya gayret etmiştim. Anlatamadıklarımı da hayat mutlaka anlatır deyip istifa etmiştim. Medyadan çekilmiştim. Neticede ne olduğunu hep beraber gördük. Hayat anlattı. Şimdi bundan sonra ne olacağını anlatayım ben size. Bu kiralık satılık medyada kral öldü yaşasın kral olacak. Kılıçdaroğlu'nu yere göre sığdıramayanlar Özgür Özel'i omuzlara alacak. Ekrem İmamoğlu'nu filan yalamaya başlayacak. Kendilerinin Ekrem İmamoğlu'na ne kadar yakın olduğunu falan göstermeye çalışacak. Tiksinti duyacaksınız. O kadar dönecekler. Kılıçdaroğlu'nu o kadar gömecekler. Büyük değişim oldu diyecek. Değişim kazandı diyecek. Önümüzdeki yerel seçime kadar size tıpkı önceki seçimde olduğu gibi yalan söylemeye devam edecekler. Kesin kazanacağız diyecek. %60 da kazanacağız diyecek. Tıpkı Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları gibi Özgür Özel yönetiminden de para alacaklar, onu alkışlayacak. Onu parlatacak. Seçime kadar umutlanacaksınız. Siz umutlandıkça bunlar para alacak. Netice ne olacak? Üzgünüm ama netice kaçınılmaz olacak. Çünkü bu değişim denilen ekip, değişim denilen Özgür Özel, 13 yıldır CHP facia yaratan ekip kardeşim. Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok artık. Ekip aynı. Üstelik yani Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in entelektüel derinliği, tarih şuuru, vizyonu, devrimci ruhu, ya yani guguk kuşu operasyonu CHP de işte bu seviyeye indi. Kimse darılmasın. Derinlik 10 santim. Suya girsen dize gelmez. O kadar sığlaştı. Ya İsmet İnönü liyakatının da biri midir Özgür Özel? Kılıçdaroğlu döneminde sormadınız. Bari şimdi sorun. İsmet İnönü liyakatının da biri midir onun koltuğuna oturuyor Özgür Özel? Bülent Ecevit birikiminde biri midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran, çok partili demokrasiyi ülkeye getiren partinin kalite çıtası bu mudur? Geçen seçimdeki medya algı manipülasyonuyla çok büyük bir tarihi fırsat kaçırılmıştı. Bu kurultayda da gerçekten liyakatlı, birikimli, donanımlı insanların aday olmasının önü kesilerek çok büyük bir fırsat kaçırılmadı mı? Benim için yani ailece Kuvayi Milliye kökeninden gelen CHP geleneğinden biri olarak gerçekten çok üzücü bir yayın. Utanmayanlar adına utandığımız bir yayın. Çünkü bakın Atatürk'ün isteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok amblemini çizen köy enstitülerinin mimarı, aydınlanma neferi İsmail Hakkı Tonguç. Atatürk Bey'in önünden sonra memleketin böyle ABD ittirmesiyle sağa kaymasından sonra hazin duygular hissetmiştim. Yani şu anda tıpkı Kılıçdaroğlu'nun bu Özgür Özel'lerle birlikte CHP'nin şakülünü kaydırmasından sonra bizim hissettiğimiz gibi hissetmiştim. Ve tarihe şu ibret verici tespiti bırakmıştı. Demokrasinin iki çeşidi vardır demişti. Demokrasinin iki çeşidi vardır. Biri zor ve gerçek olanıdır. Öbürü kolay olanıdır. Oyun olanıdır. Birincisi köklü değişim ister. Devrim ister. Zordur ama gerçek demokrasidir. İkincisi sandık demokrasi. Demagojiyle böyle adeta serseme çeviren halk önünü arkasını düşünmeden elindeki kağıdı sandığa atar. İşte bu oyundur, kolaydır. ABD bu demokrasiyi yayıyor. Biz demokrasinin kolayını seçtik. Çok şeyler göreceğiz daha demişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemini çizen, Atatürk'ün isteğiyle çizen kişi. Demokrasinin kolayını ABD değil. Biz demokrasinin kolayını seçtik. Çok şeyler göreceğiz daha demiştik. Şimdi bakıyoruz. Ya bunca yaşanan rezilliğe rağmen, aynı isimlerin CHP'deki ortak günahlarına rağmen, CHP'yi mahveden her kararda imzaları olmasına rağmen değişim kazandı dedim. CHP'yi CHP'sizleştiren kadro, CHP'yi kimliksizleştiren kadro, CHP'de işlenen bütün günahlara ortak olan veya sessiz kalan kadro CHP'yi değiştireceğiz diyor. Kolayını seçtik. Keşke hayat bu kadar kolay olsaydı. Çok şeyler göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.